Merhaba arkadaşlar. Yapması çok kolay, herkesin yapabileceği bir tığ işi modeliyle geldim. Hep beraber birlikte yapalım. Yeleklerinizde uygulayabilirsiniz. File bluz yapabilirsiniz. Diva ipini kullandım ben. Alize Diva'dan yaptım. Arkası da bu şekilde. Trabzanları biraz sıkı çekmişim ama o sıkıntı değil. O zaten uç noktası. Ben örneği kurabilmek için yaptım. Evet, başlayalım. Dört tane zincirle başlayacağım şimdi. Önce bir ipimizi kilitleyelim. Bu benim rahatça başlayabilmek için trabzan yapmıştım. 2, 3, 4. İpimi doluyorum. Bakın. 1 değil. Bakın, dibin 1, yanındaki 2 tane boşluk bırakacağım. 3. boşluğa batacağım. Siz lastik örersiniz, onun üzerine yaparsınız. 2 tane zincir çektim, aynı boşluğa battım. Bu bizim dolgularımızın olacağı boşluk. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Tekrar şimdi 3 zincir çekeceğiz boşluklara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 kere de çekiyorum. 2 zincir çekiyorum şimdi. 2 zincir çektiğim zaman aynı yere batıyorum. 1, 2. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sonuna geldiğimizde size dönüşünü göstereceğim. Evet, geldim. Şimdi bakın, 2 zincir çekmiştim. Yanına 3 zincirimi çekiyorum. Bitiriyorum şimdi. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 2 kere de çekiyorum. Evet, dönüyorum. Başlarında hep 4 zincirle başlıyorum. 2, 3, 4. Doluyorum. Bu 2 zincir çekip bir boşluk yapmıştık ya, küçük boşluklar. Onların içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıranın sonunda nasıl yapacağımı birlikte yapacağız. Bakalım nasıl yapacağım kenarını. 6. Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiç zincir çekmeden direkt doluyorum. Ve diğer 2 zincir çektiğim boşluğa yine 6 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sonunu beraber döneceğiz. Evet, sonuna kadar geldim. Ben trabzanları biraz sıkı çekmişim demiştim. Yaka gibi oldu. Şimdi tığımı aldım. Bir şöyle deneyelim. Böyle olmayacak. Yok, bu şekilde de olmayacak. Çünkü kenarında düz olması gerekiyor. Ben buraya 2 zincir yaparsam
buradaki gibi olur. 1, 2 doluyorum. 2 kere de çekiyorum. Tamam, birlikte yaptık. Şimdi dönüyorum. 4 zincirle başlıyorum yine. Tığımı dolayacağım. Ve direkt bu 6 tane trabzanın tam ortasına, yani 3 trabzan sağda, 3 trabzan solda kalacak. Batıyorum. 2 kere de çektim. Araya 2 zincir çekiyorum. Bu 2 zincirlerin içi yine 6 trabzan dolacak. Yine aynı noktaya batıyorum. Mantık bu. Bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3 aradaki boşluğumuz. Yine trabzanın tam ortasından 2 kere de çekiyorum. 2 zincir yapıyorum şimdi. Tekrar aynı noktaya 2 kere de çekiyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Evet, geldim. Burada bitirirken 2 tane zincirimi çektim. 2 kere de trabzanımı yaptım. Başlarken 4 zincirle başlıyoruz. Bitiş noktasında 2 zincirle dibine batıyoruz. 3, 4. Evet, yine bu 2 zincir yaptığım boşluklara 6 tane trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde bu modelimin ikinci sırası, dördüncü sırası ama farklı farklı yaptığım için ikinci modelim oluştu. Çok kolay. İki sırada bitiyor. Zincir çektim, pardon. Doluyorum. Yine 6 tane buraya doldurarak bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Bir model daha ekleyeyim ben üzerine. Evet, ekledim. Geldim. Modelimiz bu şekilde. Trabzanları yapmak zorunda değilsiniz. Oraya bir lastik de yapabilirsiniz. Tercih sizindir. Artık yapacağınız örneğe göre. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hatalarım, kusurlarım varsa affedin. Örneğimizin tersi de bu şekilde. Videonun başında da göstermiştim. Burada tekrar gösteriyorum. İyi günler diliyorum.